Peki şimdi önce şunu sorayım böyle ağlayıp da okula gitmek istemiyor yani gitmek istemiyorum erken kalkmak istemiyorum okulu istemiyorum falan diye böyle annesinin eteğinden ayrılmayan çocuğa ne yapmalı? Evet çok hassas bir konu hmm. bir çocuk için çok hakikaten dramatik bir an o an sevgili anneler babalar şimdi özellikle Avrupa'dan gelen bir düşünce var o da şu çocuğunuzu bırakın ağlarsa ağlasın o alışır diye sakın sakın bu düşünce çok yanlış. Hmm. Ağlayan çocuğu eğer bırakırsanız, eğer ağlayan çocuğu siz kreşe, anaokuluna bırakıp hemen giderseniz, o çocuk bu anı ömür boyu unutmuyor. Öyle mi? Ömür boyu unutmuyor. O içindeki yara hep kalıyor. Okula her başlangıç, her eylül ayları, her pazar akşamları, her pazartesi sabahları bu sıkıntılar yaşıyor, yaşanıyor ve büyüdüğü zaman da işle ilgili sıkıntılar başlıyor. Pazar Pazartesi sendromunun aslında ilk başlangıçları, tohumları o dönemde atılmış oluyor. Aa yani biz büyüklerde öyle, <laughs> öyle Pazartesi, eyva, e, e, iş günü dediğimiz Pazartesi sendromunda demek ki mevzu geçmişinizle alakalı. Aa. Mutlaka ama mutlaka bir şey var. Çünkü e, çocuğun ağlaması şu mesajı verir. Söyleyemez bunu ama beden diliyle, çocuk ruh haliyle size şu mesajı verir. Anneciğim Babacım, ben henüz hazır değilim. Ama şimdi yaşı geldi, hazır değil mi var Üçü de var, dördü de var, beşi de var bunun. Ha. Üçten bir başlayalım. Tamam. Bir de şöyle bir durum var. Yaşının, çocuğun beş olması onun hazır olacağı anlamına gelmez. Duygusal olarak hazır değil. Hı hı. Nasıl anlatacağız Siz duygusal peki? hazır olmazsanız 35'inde de evlenebilir misiniz? Duygusal olarak hazır değilsiniz, sevmiyorsunuz. E hadi evlenin bakalım. İşte orada da mahalle ya. baskısı, çevre baskısı, ha. aile baskısı devreye giriyor. O zaman ne oluyor? ulusuz evlilikler alıyor değil mi? Hı hı. Ya ee, ne yapmak gerekiyor annes, anneler, babalar ve e, burada kreşlerin de yaptığı bir ana sınıfının kreşlerin öğretmenlerin bazılarının yaptığı şöyle bir yanlış uygulama var. Dedim ya Avrupa'dan gelen onlar derler ki bırakın çocukları ağlarsa ağlasın onlar alışırlar merak etmeyin siz derler. Ee, bu söylediklerine inanmayın çocuğunuz ağlıyorsa sakın ha sakın bırakmayın alışana kadar bırakmayın. Alışma süreleri çocukların bir haftayla dört hafta yaşına göre değişebilir. Eğer dört hafta boyunca alışmıyorsa çok ciddi sıkıntıları zaten anneyle bağlanma sorunları vardır. Hmm. Güven sorunu vardır. Onun aşılması gerekiyor. Ee, kreşette normalde ağlayarak başlayan bir çocuğun güven sorunu yoksa yeni bir, bir yerle karşılaşmışsa ve ağlıyorsa bu bir haftada aşılır zaten normalde. Ne olacak bir hafta sabredin canım sizde. Yani bir hafta okul bahçesinde mi beklesinler? Bak, bekleyebilirler hiçbir sakıncası. Ama annesinin okul bahçesinde oturduğunu gören çocuk daha çok ağlamaz mı içeride? Hayır efendim. Hiç öyle. Bizim pilot olarak uygulama yaptığımız şey var. Danışmanlığını yürüttüğüm okullar var ve biz o okullarda kesinlikle anneleri bekletiyoruz. Annelere aynen şunu diyoruz. İstediğiniz kadar bekleyebilirsiniz. Bir ay süreleri var. Bir ay boyunca bekleyebilirler. Şimdi şöyle söyleyeyim. O çocuğun duygularından daha mühim değil. Hı. Hmm. Anne, Annenin orada annenin babanın orada beklemesinin hiçbir sakıncası yok. Eğer çocuğun güven problemi varsa bağlanma sorunları varsa bakın aileden geçmişten gelen sorunlar varsa zaten o bize sinyal verecek merak etmeyin. O bir haftadan sonra hala ağlamalar devam edecek hiçbir değişiklik olmayacak çocuk tamamen reddedecek sınıfa bile girmez o çocuklar. Onlar zaten hemen lütfen hemen bir pedagog psikolog psikiyatri yardımı alın. Artık devlet hastanelerinde hemen hemen her kurumumuzda bu uzmanlarımız var. Hemen kapısını çalın bir destek alın. Peki böyle kilit cümleler yok mu? Ya işte çocuğum bak ne güzel orada senin gibi arkadaşların olacak. Orada birçok şey öğreneceksin. Sonra oyunlar oynayacaksın. Siz ne derseniz deyin efendim. Ne derseniz deyin çünkü 3 yaşındaki 4 yaşındaki çocuk için söylüyorum. Bu söylediğiniz 5 yaş 6 yaş için uygun. Sizin oğlunuz 1. sınıfa başladı değil mi? Hmm, bu hafta ha. başladı. Ha Siz ona diyebilirsiniz ki yeni arkadaşların olacak yeni bir şeyler. E ee, bu, bu bu sözler kısmen etkili olabilir. Hı -hı. Ama 3 yaşındaki bir çocuğun ana kaygısı şudur. Annemden ayrılıyorum. Tanımadığım bir yer. Burada ne yapacağımı bilmiyorum. 3 yaşındaki, 4 yaşındaki çocuk yazık ne düşünür biliyor musunuz? Peki ben kakamı nereye yapacağım? Bir sorunum olursa ben anneme ulaşacak mıyım, ulaşamayacak mıyım? Öğretmenime nasıl ulaşacağım, nasıl ulaşamayacağım? Bunların kaygısını yaşar. Ve bu, biz bunları hiç hazırlamadan pat diye bırakıp gidiyoruz. İşte bu çocukta travma bırakır. Ee, bir seyircimiz şöyle yazmış. Perin Hanım merhaba maalesef bazı okullar izin vermiyor çocuğun yanında kalmamıza. Siz gidin ee, başka çocuklar da var. Sizi görünce onlar da hiç ağlayacak deyip gönderiyorlar. Ben bunu e, büyük oğlumda yaşadım diyor. Bir dakika Hı -hı. mesajın devamına bakayım. Çok maalesef o kadar çok e... 14 yaşında şu an hala terk edilme korkusu var. Buna okulun çözüm bulması gerekiyor. 14 yaş bakın. Demiş. Dedim ya ömür boyu sürüyor bu maalesef. Ömür boyu sürüyor. Ali'ciğim sen okula başladığın zaman hatırlıyor musun? Yok mu? E yavrum <laughs> daha 8 yaşında. Geçen sene ya, geçen sene. <laughs> Alinin mikrofonu var mı? Dur, getiriyorum Aliko. E, bu sene haftaya başlayacaksın. Sen, anlat bakayım heyecanlı mısın okula gideceksin diye. Evet. Feynabbi... Sen 8 yaşındasın. Hangi okula gidiyorsun? Namık Kemal. Namık Kemal ilk okuluna gidiyorsun. Tamam. Feynabbi, Geçen sen... Bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Tahmin ediyorum Ali. Tahmin ediyorum Ali. Okula başlarken güven sorunları yaşamadı ya da ağlamadı. Neden biliyor musunuz? Neden? Ali çünkü derslerini ve okulunu çok seviyor. Öyle mi? Ya eğer iyi başladıysa güvenli severek başladıysa o ömür boyu devam ediyor. Ama ağlayarak kötü bir şekilde bırak başladıysa da ders de istemiyor çocuk. Hmm. Okulu da sevmiyor. Yani bir insanı seversiniz, her şeyini seversiniz. Sevmeyince de hiçbir şeyini sevmiyor. Çocuklar öyle işte. Ali de öyle muhtemelen sorabilirsiniz. Öyle mi? Öğretmenini, sınıf arkadaşlarını, okulu, dersi çok seviyorsun. Ders de okumayı özlemiş Ali. Aa, özlemiş mi? Yalnız tam zamane çocuğu diyeceksiniz fakat gelin görün ki bilgisayar kapalı. Evet. Ben oradan bakınca diyorum ki Ali a iyi vakit geçiyor. Aferin sana sen uslusun ha. Annesi nerede annesi babası? Ona da bir sormak isterdim. Zorluk yaşadı mı Ali geçen sene başlarken? Yok aslında ona güzel ha, baş şeyler yaşamadı. Yani. Tamam doğru. Bak işte aynen öyle bir Küçük çocuk. Çocuğun ablası o masayı neden hazırladığımızı da söyler misiniz? Hem seyircilerimize hem Ali'ye. Evet yani nasıl bir ortamda şimdi mesela Ali gibi e, değilse eğer çocuğunuz hani ders çalışmayı falan çok sevmiyorsun. Bu arada maşallah diyelim annesi aman ya yavruya nazar değmesin. Eğer sevgi seyirciler çocuğunuz e, Ali gibi böyle e, çalışmaya çok hevesli değilse e, Ali'nin maşallah var oturdu böyle uslu uslu bekliyor. Bu çalışma masası ortamı nasıl olmalıyı e, konuşacağız programda. Şimdi aslında sorumun yanıtını aldım. Diyorsunuz ki eğer çocuk okula gitmek istemiyorsa e, direniyorsa diyeceksiniz ki eğer küçükse yaşı e, tamam yavrum ben dışarıda bekliyorum seni terk etmiyorum bir problem yok. Ondan sonra eğer 4 haftayı da geçiyorsa bu ağlamalar zırlamalar alacağız. doktora gidilecek. Evet siz dediniz ya bazı öğretmenler bunu kabul etmiyorlar diye birçok uygulama var. Şimdi bakanımız yeni milli eğitim bakanımız bakın onu da değiştirecek. Yani onu, onu tabii değiştirecek eminim. Öyle mi? Kesinlikle. E hadi göreceğiz. Takipçisi olacağız. Ama mesela Kesinlikle. ben de öğretmen olsaydım ben de istemezdim de Çünkü bazı velilerde de kopamama problemi oluyor. Aa, zaten. Yani çocukta ziyade anne de bırakamıyor. Ya yedin o, mi, içtin mi filan. E bunu neden yapıyoruz sorusunu bak biz cevaplamadık. Eee filmde Şimdi e, siz şunu sorsaydınız bana. Peki bu çocuk neden işte güven sorunu yaşıyor? Anneden başlıyor zaten. Kaygılı anne. Hmm. Kaygılan ama o an değiştirmezsiniz onu siz. O çocuk alıştıktan sonra o anne rahat eder. Anne rahat etmeden çocuk da rahat etmez. Sabahları nasıl gönderiyor okula biliyor musun? Oğlum bak şöyle, bak böyle, şöyle olursa böyle olur, böyle olursa böyle olur. Beden dili şunu söylüyor. Eyvah! Ya ağız ne söylerse söylesin. Oğlum diyor biliyor musun yeni yeni arkadaşların olacak. Öğretmenin çok tatlı diyor ama çocuğun annenin beden dili ne diyor? Eyvah diyor yani. Hmm. Beden dili o mesajı veriyor çocuğa. Çocuk ne yapsın? Ay. Çocuk da şey zannediyor yani. Ben çok kötü bir yere gidiyorum zannediyor. Ay evet öyle Ama bir gerçek için... bir anne ses tonuyla. Ama annenin. Yapmayayım bu bu Bunu biz görmüyoruz bebimiz arkadaşlar. O yüzden çekiyorum bunu. Heh. Tamam. Peki, e, o zaman annenin de biraz kendini böyle bir telkin etmesi gerekiyor. Uzman annenin de kendini. Dedim ya tabii ki. Ha o sadece A... çocuk için değil, Peki. anne için de uzun desteği. Zaten orada değil. alındığı zamanda da e, ana desteği anne alacak.